Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Bugün programımızda ilk durağımız Türkiye-Suriye sınırı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta önemli bir açıklama yaptı ve Fırat'ın doğusuna da geçeceğiz dedi. Şu sıralarda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nde arasında bu operasyonun nasıl olacağı yönünde çok sıkı bir pazarlık süreci var. Peki neden böyle bir operasyona ihtiyaç duyuluyor? Gelin sizleri Türkiye-Suriye sınırının öte tarafına götürelim ve oradaki durumu bir parça sizlere anlatalım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında güvenli bölgeyle ilgili yapılan müzakereler bir müşterek harekat merkezi kurulması fikriyle beraber son buldu. Tabii bunun anlamı ne? Öncelikle buna bir bakmak gerekiyor. Bu müşterek harekat merkezi kurulması fikri bir riski ortadan kaldırdı. Öncelikle onu vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası kamuoyu uzun zamandan beri şu konuyu değerlendiriyordu. Yani bununla ilgili risk analizlerini yapıyordu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Suriye'nin kuzeydoğusuna, yani Fırat'ın doğusuna bir harekat düzenlerse Amerika ile Türkiye sahada karşı karşıya kalır mı? Veya Amerikan askeri ile Türk askeri çatışır mı? Veya Amerikan askeri ile Türk askerinin koordinesiz bir harekat alanında varlıkları söz konusu olursa birileri tarafından süreç manipüle edilebilir mi veya bir provokasyonla karşı karşıya kalınabilir mi? İşte bu müşterek harekat merkezi kurulması olası bu riskleri ortadan kaldırması anlamında veya minimize etmesi anlamında son derece önemli. Bir diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında son güncede büyük bir sorun vardı. Yani iki ülke beraber hareket edemiyorlardı. Şimdi beraber hareket edemeyen iki müttefikin beraber hareket etmeyle ilgili bir mekanizma oluşturması ve bu mekanizmanın Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat'ın doğusundaki alanlarda müşterek bir etki üreteceğine dair bir irade beyanıyla beraber gelmesi son derece önemli. Ama bir diğer tarafıyla bunun bir niyet olarak kendisini göstermesi, yani bir bağlayıcılık veya teknik anlamda bir takım verilerin olmaması tabii sürecin çok hassas bir şekilde takip edilmesi ve yürütülmesi anlamına geliyor. Şimdi Türkiye en başta konuyla ilgili temel bir cümle kurdu. Yani biz bir güvenli bölge veya başka bir ifadeyle bir barış koridorunun oluşturulmasını istiyoruz. Bunun derinliğinin en az 30 ila 40 kilometre arasında olmasını, ki bu Sayın Trump'ın 20 mil diye tanımlamış olduğu cümlenin karşılığına denk geliyor. Ve bir başka boyutuyla yaklaşık 480-490 kilometrelik bütün sınır boyunca uygulanması. Yani bu açıdan bakıldığında yaklaşık 20 bin kilometre karelik, 25 bin kilometre karelik bir alana tekabül ediyor aslında bu açıdan bakıldığında. Ve bir diğer tarafıyla buradaki bileşenlerin, yani hangi güçlerin burada etkili olacağı, kullanılacağı, kurgusunun ve kimyasının ne olacağı. Çünkü bu güvenli bölgeyle ilgili veya barış koridoruyla ilgili, yani biz bu barış koridorunu Amerika Birleşik Devletleri ile beraber kurduğumuz zaman YPG PKK'nın meşruiyetini, sözde meşruiyetini Türkiye kabul edecek mi gibi bir başka soru arkasından soruluyor. Yani Türkiye bu güvenli bölgeyle ilgili ortaya koymuş olduğu temel eğilim de şu var. Yani bu aslında bir ara form. Neyle ilgili bir ara form? Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yla kendisinin de terör örgütü olarak tanımlamış olduğu bir terör yapılanmasıyla işbirliğini DAEŞ'le gerekçelendirdiği geçmiş zaman dilim içerisinde. DAEŞ'in karasal alanlarını tamamıyla kaybetmesiyle birlikte bu sefer DAEŞ'in hücreselleşmiş ve mikrosallaşmış varlığını gerekçe olarak ortaya koymaya başladı. Daha sonra da İran'ı konuyla ilgili YPG PKK ile işbirliği konusunda gündem etmeye başladı. Yani İran'ın Suriye'den çıkartılması gibi veya İsrail üzerinde ortaya koymuş olduğu baskının azaltılması gibi bir takım gerekçeler kurgulamaya başladı. Şimdi bu gerekçeleri bir bakış açısıyla gerekçe olarak da tanımlayabilirsiniz. Başka bir bakış açısıyla bir maske mazeret olarak tanımlayabilirsiniz. Şimdi hangi açıdan bakarsanız bakın, bir şekilde
Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu bu gerekçeleri de göz önünde bulundurarak YPG PKK'nın öncelikli olarak bu barış koridoruyla sınırından uzaklaştırılması, daha sonraki süreçte de uzaklaştırılmış olduğu bu alanda bir şekilde ilgası, etkisizleştirilmesi, elindeki silahların alınması ve istismar etmiş olduğu toplumsal katmanların YPG PKK'nın tasallutundan kurtarılması. Bir diğer tarafıyla oluşturulmuş olan güvenli bölge içerisinin, güvenli bölgenin bir cazibe adasına, bir refah adasına, bir istikrar adasına dönüştürülerek Türkiye'deki yaklaşık 3,5-4 milyon Suriyeli misafirimizin ülkelerine dönmelerinin sağlanması. Şimdi bu anlamda çok önemli bir proje ama biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişteki bu tür işbirliklerini sürüncemede bırakma temayülleriyle beraber değerlendirerek, yani 32. paralelin güneyi ve 36. paralelin kuzeyine bakarak geçmişteki 1991 Mart'ında Nisan'da kurulma iradesi ortaya konmuş çekiç uç uygulamalarına bakarak, daha sonra Suriye'de karşı karşıya kaldığımız Manbij Havzası'ndaki, yani Sajur suyundan başlayan Fransız ve Amerikan özel kuvvetlerinin araya girmesiyle YPG PKK'nın koruma altında alınmasıyla yaşanan Manbij sürecine bakarak ve bunların birer oyalama, geciktirme, engelleme, hatta unutturma süreci olarak kendisi göstermesi risklerine bakarak Türkiye'nin açıkçası yani süreci son derece hassas bir etkiyle takip etmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Türkiye'nin başlatmış olduğu taarruz ruhu konsepti o günden bugüne bölücü terör örgütü PKK üzerindeki etkisini ve baskısını hiç kaldırmadı. Yani bu hem 24 saat esasına göre hem de yıl esasına göre. Yani gündüz gece yaz kış silahlı kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz PKK üzerindeki baskıyı hiç kaldırmadı. Bunu yaparken de özellikle son dönemde envantere giren ve etkin olarak kullanılmaya başlanan teknolojik materyaller son derece önemli ve etkili oldu. Yani bizim havada İHA'lar, yani keşif ve gözetleme ve imha İHA'ları, vurucu İHA'lar, bir diğer tarafıyla insanlı keşif uçakları, yani İKÜ'ler, bunların teknik imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması, yani hem gündüz hem gece keşif ve gözetleme kabiliyetlerinin arttırılması, bir diğer tarafıyla meskun mahallelerde, yani karasal alanlarda önceden ikaz ve ihtarı sağlayacak, bir olay gerçekleşmesi halinde olayın müsebbiplerini bulmaya yarayacak kamera sistemlerinin kurulması, ormanlık alanlarda foto kapanlarının kurulması ve bunların çok önemli veriler üretmiş olması terörle mücadelede son derece önemli başarıların alınmasına sebebiyet verdi. Yani bizim geçmiş yıllarda PKK ile mücadelede bölücü terörle ilgili en önemli sorunumuz teröristin kendi istediği yerde, istediği zamanda ve istediği şekilde ortaya çıkması, gözükmesi ve vurup kaçmasıydı. Şimdi özellikle bu keşif ve gözetleme tespit sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte ve bu tespit sistemlerinin ardından vuruş mekanizmalarının devreye girmesi PKK'nın özellikle Türkiye'deki stratejik eylem diye tanımlamış olduğu eylemleri yapamaması gibi çok önemli bir sonuç üretti. Bir başka boyutuyla Türkiye'deki hareket kabiliyetini son derece kısıtlandırdı. Yani büyük gruplarla önceden ses getiren eylemler yapmayı teşebbüs eden bölücü terör örgütü artık büyük gruplarla dolaşamamaya başladı. Bir diğer tarafıyla da dolaşmaya kalksa bile küçük gruplar olsalar dahi bunların tespiti ve imhası gündeme geldi. Bu noktada PKK açıkçası Türkiye'deki eylem kabiliyetini son derece yitirmiş durumda. Ha, bitti anlamına gelir mi? Hayır. Böyle bir cümle kuramayız. Çünkü sonuçta terörün gelişen fotoğraflara, gelişen durumlara bağlı olarak alabileceği pozisyonlarını da biliyoruz, farkındayız. Yani hamasi cümleleri kuramayız ama Türkiye'de mücadelenin çok iyi bir noktaya gittiğini, bu mücadelenin ama bir diğer tarafıyla Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgelere kaydırıldığını görüyoruz. Ama öte tarafıyla aynı mücadelenin Fırat'ın doğusundaki
Membiş'teki YPG PKK alanlarında da uygulanması gerekliliğinin de farkındayız. Yani bunu da bu cümleyi de kurarken değinmek gerekiyor. Yani bizim Irak'ın doğu, Irak'ın kuzeydeki dağlık alanlardaki ortaya koymuş olduğumuz inisiyatif operasyonel bir inisiyatiftir. Ama Suriye'nin kuzey doğusunda, yani Fırat'ın doğusundaki alanlardaki karşı karşıya kaldığımız küresel bir blokajdır. Yani bu küresel blokaj gerçekliği üzerinden bir terör mücadele konsepti üretilmek zorundadır efendim. Sevgili seyirciler, bu haftanın Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli gündem konusu katliamlardı. Tam 3 aydır katliamda 50'den fazla insan hayatını kaybetti. İşin garip yanı, bu ne ilk ne de son olacağı benziyor. Peki neden Amerika'da böylesine büyük kitlesel katliamlar yaşanıyor? Birbiriyle alakasız gibi gözüken, ilk bakışta akıl hastası olarak nitelenen bu insanların arasında bir bağ var mı? 5'te 1K'da bu katliamları ve bu ilginç bağı sizler için araştırdık. Amerika Teksas'ta El Paso şehrinde Amerika-Meksika sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz cumartesi sabah gerçekleşen saldırıda tam 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırı hakkında terörizm soruşturması açıldı. Polis ve FBI saldırıdan kısa bir süre önce bir internet sitesinde yer alan formda isimsiz olarak paylaşılan beyaz ırkçı bir manifestonun saldırgan tarafından paylaşılmış olabileceğini iddia ediyor. Polis saldırıyla ilgili ihbar gelmeden yaklaşık 20 dakika önce Eight Chan isimli çoğunlukla aşırı sağ görüşlerin kullandığı forumda paylaşılan metnin saldırıları Teksas'ın Meksika ve Latin Amerika kökenler tarafından işgal edilmesine karşı alınan tavır olarak tanımlıyor. 4 sayfalık metinde Mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişi öldüren saldırganın da destek veriliyor. Amerikan Başkanı Trump ise saldırının hemen ardından bakın hangi tweet'i paylaştı. Bugün El Paso'daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz. İşte bu iki saldırı Kuzey Kaliforniya'daki Yaz Yiyecekleri Festivali'nde 18 yaşından küçük bir saldırganın ateş açarak 3 kişiyi öldürmesinden yalnızca bir hafta sonra yaşandı. Kaliforniya'daki bir yemek festivalinde gerçekleşen saldırıda yine silahlı saldırgan kalabalığa rastgele ateş açmış, saldırıda 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. Polis saldırganı öldürmüş, bir görgü tanığı ise ifadesinde saldırganın da diğer saldırılarda kullanılan uzun namlulu silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti. Trump'ın da bu saldırının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında söyledikleri dikkat çekiyordu. Trump tüm yaşananları bilgisayar oyunları ve ruhsal sağlık sorunlarına bağlıyordu. We will stand by their side forever. El Paso'daki saldırgan internette ırkçı bir manifesto yayınladı. Ülkemiz tek bir ses olup ırkçılığı, bağnazlığı ve beyaz ırkın üstünlüğünü lanetlemeli. Irkçılığın Amerika'da yeri yok. İnternetin ruhsal sağlığı yerinde olmayan insanların kötü şeyler yapmaları için bir alan yarattığının farkına varmalıyız. İnternetin bu tarz olaylardaki etkisini azımsamamalıyız. Amerikan Başkanı Trump saldırıdan bir gün sonra yaptığı 10 dakikalık konuşmada silahlı saldırıları azaltmak üzere 5 maddelik bir plan açıkladı. Bu 5 madde bakın nasıl sıralanıyordu. Kalabalıkları ateş açma ihtimali olan potansiyel saldırganların internet ortamında belirlenmesi için gerekli araçların oluşturulması, video oyunlarında şiddetin övülmesine son verilmesi, akıl sağlığı kanunlarında reform, kırmızı bayrak kanunları çıkarmak, toplu katliam yapanlara ve teröristlere idam cezası. Kiliselerin, okulların ve konserlerin taramalı tüfeklerle basıldığı ve insanların katledildiği Amerika'da saldırıların birbiri ardına henüz 24 saat geçmeden gerçekleşmesinin ardında yatan birkaç sebep var. Bunlardan ilki şüphesiz göçmen ve mültecilere yönelik rahatsız edici siyasi söylemler. Demokratlar saldırıların ardından silahsızlanma için
sıkı tedbirler alınması gerektiğini söylüyorlar. Beyaz ırkçılık ya da yabancı düşmanlığının canlandırıldığını iddia ediyorlar. Silah satışlarının kısıtlanmasına yönelik yeni yasal düzenlemeler için de çağrı yapıyorlar. 2020 başkan adaylarından Beto O'Rourke da saldırının sorumlusunun Trump olduğunu söylüyordu. Bunun sebebinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu konusunda net olalım. Trump'ın ırkçı olduğu bariz ve ülkede de ırkçılığı teşvik ediyor. Trump ise pazartesi günü paylaştığı bir başka tweette Cumhuriyetçi ve Demokratları bu konuda birlikte çalışmaya davet etti. El Paso, Texas ve Dayton, Ohio'da öldürülenlerin boşa ölmelerine izin veremeyiz. Bu yaralanan insanlar için de geçerli. Onları ve onlardan öncekileri asla unutamayız. Cumhuriyetçi ve Demokratlar bu konuda birlikte çalışmalı. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bu katliamlar bitmiyor. Bitmemesinin en büyük nedeni siyasi erkin dur dememesi. Bunun da en büyük nedeni aslında Amerikan siyasetinin DNA'larında gizli. Zira Amerikalı siyasetçiler seçimlerde kazanmak için çeşitli para sahibi ya da zengin insanların yardımlarına muhtaç. İşte silah lobisi de bu avantajı sonuna kadar kullanıyor. Başta cumhuriyetçiler olmak üzere Trump gibi çeşitli isimlerin seçim kampanyalarına para yağdırıyor. Üstelik de çok çok güçlü bir silah lobisi var. Peki bu lobi şu günlerde ne durumda? Gelin bir de ona yakından bakalım. Bugün Amerikan kültürünün bir parçası haline gelen silahların kullanımının bu denli yükselmesinin sebebi NRA, yani Ulusal Silah Birliği. Yıllar süren çalışmaların ardından Amerika'da güçlü bir pozisyon kazanmış bir lobi grubu. Siyasetin artık vazgeçilmez bir parçasına dönüşmüş durumda. 2020 seçimlerine az bir süre kala Amerika'nın bugünkü başkanı ve 2020 başkanlık adayı Donald Trump seçim için milyonlarca dolar bağış topladı. Bu bağış paralarının pek çoğu da NRA mensuplarından geliyor. Yine de son günlerde NRA de zor günler yaşıyor. Düşen üyelik gelirleri nedeniyle 2017'deki cirosu 56 milyon dolar azaldı. Örgüt New York ve Washington'da yolsuzluk davalarıyla da karşılaştı. Böylece NRA'nin seçimlerde etkisi geçtiğimiz yıllara göre daha azalmışa benziyor. Saldırılar sonrası Trump'ın okumayı en çok sevdiği gazetelerden biri olan Trump yanlısı New York Post bile artık ağır silahların yasaklanması için kampanya başlattı. Amerika'da son dönemde gerçekleşen saldırıların hemen hepsinin gerçekleştirme motivasyonu olarak farklı gerekçeler öne sürülüyor. Mesela Parkland ya da Santa Fe saldırıları gelecek umudu olmayan gençliğe bağlanmıştı. Saldırılardan sonra ilginç gelişmeler yaşanıyor. Her saldırıdan sonra en çok öne çıkan şey akıl sağlığı bozuk kişiler tarafından düzenleniyor olması. Kimi çocukluğunda yaşadıklarına bağlanıyor, kimi aile içi uyuşmazlığın sonucu olduğu iddia ediliyor. Amerikan tarihinin en ölümcül saldırısı olan Las Vegas saldırısının ardındaki motivasyonsa hala bilinemiyor. Nedeni ne olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde hala ağır silahları kargo ile bile almak mümkün. Peki bu saldırılar bu yasayı değiştirmeye yeter mi? Saldırılar farklı yerlerde, farklı kişiler tarafından gerçekleştirilse de hepsinin aslında bilinçaltında aynı doku var. Trump'ın ruhsal sağlığı bozuk dediği insanlar pek çok farklı sitede aynı görüşleri savunan insanlarla konuşuyorlar ya da izliyorlar. Nitekim yayınlanan manifestoların ister Yeni Zelanda'da ister Amerikan Birleşik Devletleri'nde birbirine atıfta bulunmasının nedeni de bu. Yani kitlesel saldırıları gerçekleştiren bu isimler herhangi bir ulustan çok ırkçılığa varan bir sağcılığın vatandaşları gibi. Bu yüzden isimleri birebir bilinmese de Norveç'teki katliamı yapanla Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren ya da en son geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katliama imza atan ve bir manifesto yayınlayan kişi aynı ideolojik görüşün ürünü. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de Çinlilerin Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret savaşıydı. Daha önce Donald Trump Çin'e karşı çeşitli vergiler gündeme getirmiş ve bu da Çin'i zor duruma sokmuştu. Çin bütün ekonomistleri hayrete düşürecek bir adım attı ve 11 yıldır belki de Çin parasının en düşük olduğu noktayı gösterdi. Bunu belki direkt Çin hükümeti yapmadı ama olmasına da karşı çıkmadı, durdurmadı. Böylece Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşlarında yeni bir sayfa açıldı. Amerika ile Çin bir senedir ticaret pazarlığı yapıyorlar aslında. Bu tam bir pazarlık.
Amerika'nın Çin'e uyguladığı belirli tarifeler var. İthal ettiği malların üzerinde bir vergi uygulaması yapıyor. Çin de buna benzer şekilde karşılık veriyor. Ama Amerika'nın ticarette açık veren tarafı olduğu için aslında ithal ettiği mal daha fazla. Ve o yüzden Amerika'nın hamleleri daha fazla oluyor. Son olarak Mayıs'ta görüşmeler bitti. İpler koptu. Sonra Haziran sonunda Osaka'daki G20 toplantısında iki liderin görüşmesiyle birlikte yeniden başladı görüşmeler. Ancak geçen hafta Perşembe günü Başkan Trump Çin'e bir tur daha görüşmeler devam ederken vergi uygulayacağını açıkladı. Bu da 1 Eylül'den itibaren başlayacak ve 300 milyar dolarlık yeni bir mal grubu. Daha önce vergi uygulanmamış. Daha önce uyguladığı gruba %25'lik bir tarife uyguluyordu. Yani %25 daha pahalı bu ürünler Amerika'ya gelecekti. Şimdi yeni grup %10 ile başlıyor. Henüz mal grubu açıklanmadı. Ne olacağını bilmiyoruz. Bir hafta içerisinde açıklanacağı belirtiliyor. Tabii bahsettiğimiz kişi Başkan Trump ve Trump yönetimi olduğu için aynı zamanda bu yaklaşık bir aylık bir mesafe var 1 Eylül'e kadar. Bu zaman içerisinde 300 milyar doları daha da yukarıya alırlar mı, genişletirler mi? Yoksa %10'u %25 yaparlar mı? Bunu bilmiyoruz. Aslında piyasada şu anda olan bir belirsizlik ve karşılıklı ne kadar daha adım atılabilir? Bu da yatırımcı algısını ne kadar bozabilir? Tamamen bunun fiyatlaması. Amerika her yıl hazine tarafından bir rapor yayınlıyor ve belirli ülkeleri para birimlerini değer kaybettirip kaybettirmediği noktası üzerinden inceliyor. Son yayınladığı raporda Çin'i kur manipülatörü olarak ilan etmemişlerdi. Burada takip ettikleri 3 tane kriter var. Yani Amerikan hazinesinin bir ülkeyi kur manipülatörü olarak ilan etmesi için baktığı kriterlerden bir tanesi Amerika ile ticaretinde 20 milyar dolardan fazla veriyor mu vermiyor mu buna bakıyor. Cari fazla bu karşılıklı işlemlerde ekonomik büyüklüğünün toplamında %2'sinden fazla bir rakama geliyor mu gelmiyor mu ve üçüncüsü de para birimine karşı döviz satın alarak aslında zayıflatıyor mu. Bu üç kritere baktığınızda Çin Amerika'nın üç kriterinden sadece bir tanesini karşılıyor. O da Amerika ile ticarette fazla verme durumunu. Aslında bundan 5-6 yıl öncesine baktığımızda Çin bu kriterlerin çoğunu karşılıyor. Ama o zaman kur manipülatörü olarak ilan edilmedi. Ancak pazartesi günü hazineden gelen açıklamada kur manipülatörü olarak ilan edildiğini gördük biz. Ondan sonra da Çin de buna yuan'ı zayıflatarak cevap verdi. Şimdi Çin'deki piyasalar bizim global anlamda anladığımız piyasalardan biraz farklı işliyor. Orada hem içeride yerlilerin bir döviz işlemi yaptığı piyasa var. Buna onshore piyasa deniyor. Bir de dışarıda Hong Kong'da özellikle dışarıya açılan kapısında yabancıların işlem yaptığı offshore diye bir piyasa var. Bu ikisinin arasında oluşan yuan değeri arasındaki fark piyasalarda bir baskı unsuru oluyor. Bir de Çin Merkez Bankası her gün sabah saatlerinde 4 ile 5 arası bir orta nokta ilan ediyor. Diyor ki bankalardan gelen teklife göre benim gün içerisinde %2'lik bir bantta hareket etmesine izin verdiğim yuan değeri bu. 2015'ten bu yana yuan'ın ticaret ortakları bazında 24 tane ülkeye bakılıyor. Sepet fiyatında aslında en düşük seviyesinde işlem gördüğünü görüyoruz. Öbür taraftan 2008'den bu yana ilk defa, 2007-2008'den beri ilk defa 7 seviyesini geçti. 7 seviyesi dolar yuan paritesinde piyasalar açısından biraz psikolojik önemi olan bir seviyeydi. Ondan sonra da bir miktar panik arttığını gördük. Neden önemli? Şu nedenle 2015'te Ağustos ayında Çin Merkez Bankası yuan'da bir değer kaybına izin verdi. Ve 2015 ile 2016 döneminde Çin Merkez Bankası'ndan toplamda döviz satışlarıyla birlikte yuan'ı korumak için 1 trilyon dolarlık bir azalış oldu. 4 trilyon dolarlık toplam FX rezervi 3 trilyon dolara geriledi ve sermaye çıkışı görmüştük yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde. Bugün aslında piyasadaki paniğin nedeni de bu. Çin'den yeniden bir tur daha sermaye çıkışı olur mu? Bu da başta Asya ülkeleri olmak üzere diğer gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkiler mi etkilemez mi? İlk gelen açıklamalar Çin'de kontrolün devam ettiği, ve burada hızlı bir değer kaybına izin verilmeyeceği, Merkez Bankası'nın ihracatçılarla toplantı yaptığı, hatta son iki gündür bir miktar piyasalardaki satış da durdu. Bunun nedeni de piyasanın beklediğinden daha düşük bir noktada, aslında yuan açısından daha olumlu bir noktada bir orta nokta belirlenmesi Merkez Bankası tarafından. Bu da bir miktar moral veriyor ama burada belirsizlik bitmiş değil, sürecin nasıl evrileceğini bilmiyoruz. Bu da baskı unsuru oluşturuyor. Şöyle iki tane rakam vermek mümkün. Geçen hafta Perşembe gününden bugüne kadar baktığınızda dünya MSCI Dünya Endeksinin değer kaybı %5. Sadece Perşembe günü dünyada 1 milyar dolarlık bir para çıkışı gerçekleşmiş ve bu tek başına Çin piyasalarında oluyor. O günden bugüne para çıkışı 3 milyar dolar. Yani çok ciddi aslında bir risk algısında değişim var. Bu ortamda da fon akımları güvenli liman denilen işte altın gibi, kripto paralar gibi
ya da diğer farklı gelişmekte olan ülke para birimlerini, tahvil piyasalarına ilgiyi artırıyor. Mesela Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde biz son 6-7 yıldır görmediğimiz seviyelere gelindiğini gördük. Neden? Çünkü güvenli liman algısı kapsamında buralara giriş gerçekleşiyor. Ağustos ayından Eylül ayına geçene kadarki süreçte belirsizliğin arttığını göreceğiz ve bu belirsizlik piyasalarda da satış baskısına neden olabilir. Çünkü Eylül ayında hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem Amerikan Merkez Bankası'nın toplantıları olacak ve şu anda dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan tüm para politikaları aşağı yönde güncelleniyor. Herkes faiz indiriyor ve herkes aynı anda para birimine değer kaybettiriyor. Bu da rekabet avantajının ortadan kalkmasına neden oluyor. Bu nedenle belirsizlik bir süre daha devam edebilir. İsterseniz gelin şimdi de Hindistan-Pakistan sınırına, Keşmir'e götürelim sizleri. Hindistan son derece önemli bir adım attı ve Keşmir'in statüsünü değiştireceğini açıkladı. Bu çok önemli zira bir anlamda yıllardır Keşmir'in donmuş siyasi durumu bir anlamda sarsılıyor. Bu Hindistan'la Pakistan arasında zaten gergin olan sinirlerinde daha da gerilmesine yol açıyor. Anlayacağınız savaş kapıya dayandı diyebiliriz. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pakistan Devlet Başkanı'nı arayıp Keşmir konusundaki hassasiyetini bu hafta dile getirdi. Peki neler yaşandı? Bundan sonra neler yaşanır? Gelin buna da yakından bakalım. Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana bölgenin Hindistan ve Pakistan yönetimi arasında bölünmesi ve Çin'in de bir kısmı almasından beri Hindistan ve Pakistan arasında bir gerilim kaynağının adı Keşmir. Bu gerilimin sebebi uzun yıllar süren iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık. Keşmir tabi bulunduğu konum itibariyle, sahip olduğu doğal stratejik önem itibariyle bölgenin su kaynakları ve geçiş yolları üzerinde bulunması gibi çeşitli nedenlerle tarih boyunca olduğu gibi geçtiğimiz yüzyıldan itibaren de oldukça önem kazanmış bir bölge. 1947'nin Ağustos'unda Hindistan'la Pakistan birbirinden ayrılıp Hint alt kıtası iki bağımsız hatta üç bağımsız bölgeye ayrıldığı zaman ki malum daha sonra da Bangladeş bağımsızlığını kazanacak. Keşmir tabii bu özellikle Pakistan ile Hindistan arasında bir çatışma konusu haline dönüştü. 1947'de Hindistan içerisindeki birçok bölgeye bulundukları Müslüman nüfusun, Hindu nüfusun yoğunluğuna göre Hindistan ya da Pakistan seçme hakkı verildi. Özellikle Pencap'ta ayrılma yaşanırken 47'nin Ağustos'unda Keşmir'i yöneten Mihrac'e o dönemde Keşmir'in çoğunluğu bugün günümüzde de olduğu gibi Müslüman ağırlıklı olmasına rağmen Hindistan'a bağlanmayı seçti. Tabii Hindistan'a bağlanmayı seçmesi halkta ciddi bir tepki ve öfke doğurdu. Başlayan çatışmalar Hindistan-Pakistan Savaşı'nın ilkine yol açtı. Hindistan'la Pakistan 1965'te ve nihayet 1999'da olmak üzere 3 tane önemli savaş yaşadılar. Keşmir sorunu merkezde olmak üzere. Konu tabii tıpkı İsrail-Filistin meselesinde olduğu gibi BM'ye aksetti. BM özellikle halkın bir halk oylaması sonucu kime bağlanmak gerektiği noktasında bir seçim yapmasını öngördü. Ama buna rağmen şu anda özellikle Hindistan'ın bölgedeki de facto yönetiminden dolayı BM kararları uygulanamıyor. Zaten sorunun temelinde de Müslüman yoğunluklu bir bölgede, Keşmir bölgesinde özellikle Jammu Keşmir ve Azad Keşmir olarak ikiye ayrılıyor bu arada Keşmir. Hindistan Jammu Keşmir olarak isimlendiriyor bölgeyi, merkezi Srinagar. Pakistan ise Azad Keşmir diyor kendi kontrol ettiği bölgeye. Buranın da merkezi Muzaffarabad. Bir de bölgede küçük bir toprak parçası olarak yani Keşmir sınırlarına dahil Çin'in kontrol ettiği bir bölge var. Yani Pakistan, Hindistan ve Çin'in de dahil olduğu aslında oldukça önemli. Sonuçları bütün dünyayı etkileyen bir krizden söz ediyoruz diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerlerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyordu. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması taraftarıydı. Başlangıçtan beri özellikle 1947'de Hint alt kıtası ayrılırken Pakistan'la Hindistan'ın oluşma sürecinde en büyük sorun özellikle Pencap bölgesinin nasıl ayrılacağı şeklindeydi. Pencap bölgesinde ayrımı yapan, sınır çizgisini çizen İngiliz avukat Sir Ratcliffe bölgeye geldiği zaman bölgeyi ziyaret etmeden bir sınır çizdi, bir sınır hattı oluşturdu harita üzerinde Yeni Delhi'de oturduğu ofiste. Tabii sahadaki gerçekleri gözetmeden yapılan bu ayrım maalesef ciddi bir şekilde yerel olarak sahada sıkıntılara yol açtı. Çünkü
sınırı öyle bir çizmişti ki mesela bazı köylerin tam ortasından, evlerin içinden geçiyordu bazı sınırlar. Özellikle bazı bölgelerde büyük evler ve çiftlikler bir tarafı Hindistan'a bir tarafı Pakistan'a ayrılmak üzere tam sınırda kaldı. Özellikle Keşmir'de halkın çoğunluğunun özellikle Müslüman olması ve demin ifade ettiğim gibi mihracının kendisinin de bir de facto bir kararla bir oldu bittiğiyle Hindistan'a bağlanmayı seçmesi tabii sorunun aslında temelini oluşturdu. Şu anda BM'nin bulduğu çözüm yani yıllar içerisinde gelinen noktada bir o halk oylaması yapılması ve halk oylamasında halk kimi isterse Keşmir topraklarının o ülke tarafından yönetilmesi. Tabii Hindistan mı Pakistan mı sorusu sorulacak. Tabii Hindistan'la Pakistan arasında yaşanan savaşlar, devam eden gerilim, en son geçtiğimiz aylarda düşürülen uçak ve nihayet işte yaşanan bölgesel sınır krizlerini falan da düşündüğümüzde tabii sorunun aslında Hindistan ve onu destekleyen ülkelerle Pakistan ve onu destekleyen ülkeler arasında aslında bir uluslararası sorun olduğunu da ifade etmemiz mümkündür. Hindistan nüfusunun çoğunun Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Jammu Keşmir'e özel statü veren 370. maddeyi geçtiğimiz hafta kaldırdı. Bu madde önemli. Zira bu maddeyle Keşmir'in yasama organının bölgenin daimi oturum iznine sahip kişileri tanımlama yetkisi veriliyor. Yani bu kişilerin hakları tanımlanıyordu. Hindistan'ın kontrolü altındaki Keşmir'de nüfusun %95'i Müslüman. Jammu bölgesinde ise nüfusun %66'sını Hindular, %30'unu ise Müslümanlar oluşturuyor. Yani söz konusu maddelerin kaldırılması bölgenin demografik yapısını değiştirebilir. İşte korkulan da bu. 1954'te kabul edilmiş bir madde bu anayasaya eklenmiş. O madde uyarınca Hindistan'daki diğer eyaletlerin aksine Keşmir'e özel bir statü tanındı. Bu 370 nolu madde şöyle bir içeriğe sahipti. Keşmir diğer Hindistan eyaletlerinden bağımsız ve farklı olarak kendi iç işlerinde kendi kendisini yönetecek adeta özel bir bölge gibi. Sadece Hindistan'a şeklen bağlı fakat bölgede dışarıdan yerleşme, özellikle Müslüman olmayanların bölgede toprak satın alması, mülk edinmesi gibi konular kesin bir şekilde yasaklandı. Tabii şimdi Hindistan hükümetinin bu hafta içerisinde bir oldu bitti şeklinde aldığı kararla tabii bu statünün tamamen değiştirilmesi söz konusu. Yani pratikte bundan sonra Keşmir'in de tıpkı Hindistan diğer eyaletleri gibi tamamen Hindistan merkezi yönetimine bağlanması. Tabii en önemli sonuç olarak yani özellikle Keşmirlilerin hayatına bakan yönüyle en önemli sonucu bu değişikliğin dışarıdan Hinduların yerleşmesine, bölgeye gelmesine müsaade edilmesi ve özellikle de Hinduların mülk ve arazi ve toprak satın almasına artık imkan verilmesi. Yani bu pratikte aslında Keşmir'deki demografik dengelerin ve dini dengelerinin merkezi hükümet tarafından değiştirilmesi anlamına geliyor. Tabii bu yönüyle baktığımız zaman basit bir anayasa değişikliği ya da basit bir kanun değişikliği olarak gözükmüyor. Bu kararın alınmasının ardından hem ülkede hem de ülke dışında büyük tartışmalar yaşanmaya başlandı. Bazı partiler hükümeti hukuk dışına çıkmakla suçladı. Bazıları ise destek verdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise kararı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Hindistan, bölgesel barış ve istikrar açısından ciddi sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyun oynuyor. Pakistan Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın desteğiyle bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak Hindistan konuyu çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Kararın ardından Türkiye'den de açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Hindistan'ın kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sorunun diyalogla ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde tüm Jammu Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan'ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması en samimi dileğimizdir. Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır. Keşmir'in Hindistan yönetimi altındaki bölümü şu anda tecrit altında bulunuyor. Bu bölgede toplam 12 milyon kişi yaşıyor. Hindistan yönetimi son günlerde bölgeye 35 binden fazla asker gönderdi. Sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Telefon ve internet bağlantısını kesiyor ve 4 kişiden fazla bir araya gelinmesini yasaklıyor. Kimse eyaletin diğer bölgelerinde ne tür gelişmelerin yaşandığını ise bilmiyor. Mufti ile birlikte bir diğer eski özel yönetim başbakanı Omar Abdullah da ev hapsinde tutuluyor. Hindistan ve Pakistan sınırındaki kontrol altında tansiyonun yüksek olduğu da bilinenler arasında. Bölgede Müslüman yoğunluk olduğu için Pakistan tabii Keşmir'de yaşananlara en üst düzeyde duyarlı hem halk hem de hükümet olarak.
Malum Türkiye'de Pakistan Başbakanı İmran Han'la Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi oldu bu kriz başladıktan sonra. Tabii Türkiye'nin duruşu da bu noktada Pakistan'dan tarafa. Tabii bu yaşanan gelişmeleri geçmişte yaşanan gerilimlerle beraber okuduğumuz zaman şimdiye kadar Keşmir'de sadece Hindistan'ın kontrol ettiği bölgede hükümet güçleriyle yerel birlikler arasında yani halk arasında çıkan çatışmalarda 70 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yani tabii eğer bu 370. madde uygulamaya konur ve özellikle toprak satın alma gibi dışarıdan Hinduların bölgeye yerleşilmesi suretiyle demografinin demografik dengelerin değiştirilmesi gibi şeyler olursa tabii bunun bir Pakistan-Hindistan savaşına yol açması da mümkün. Ama tabii bir taraftan şöyle bir şey de söylemek gerekir. Şu anda Pakistan'da, Hindistan'da oldukça kendi aralarında yakın bir takım müttefikler tarafından destekleniyor. Yani İki ülke kendi arasında çatışma ve çekişme içinde olsa da Pakistan ve Hindistan'ın destekçileri ve müttefikleri aslında bu iki ülkenin savaşmasına kendi menfaatleri ve bölge projeksiyonları açısından müsaade etmeme eğilimindeler. O yüzden bir gerilimin doğacağı kesin. Belki de bu gerilimin bir savaş potansiyeli, savaşa dönüşme potansiyelinden de söz etmek mümkün. Ama uluslararası dengeler gereği bunun mesela bir 65'teki o uzun Hindistan-Pakistan savaşı gibi bir savaş olmayacağını da tahmin etmek mümkün. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Yakından baktığımız zaman şu anda özellikle Hindistan-Pakistan'da bölgesel dengelerden de belki söz etmek gerekir. Hindistan tabii Çin'le arası oldukça iyi. Öbür taraftan son ambargoya kadar İran'ın en büyük petrol alıcıları ülkeler arasında ikinci sıradaydı. İsrail'in ürettiği silahları en çok alan birinci ülke. Bir tane hem İsrail hem İran'la çeşitli ilişkileri var. 2017'de Narendra Modi'nin İsrail ziyaretiyle ilk defa iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasından bu yana ilk defa bir Hindistan Başbakanı İsrail ziyaret etmiş oldu. Hindistan-Pakistan çatışmasında Hindistan İsrail'den hem silah hem de istihbarat ve yazılım desteği alıyor. Bu arada Pakistan'ın destekçisi Suudi Arabistan ama Pakistan'ın destekçisi Suudi Arabistan aynı zamanda Hindistan'la da oldukça iyi ilişkilere sahip. Bir taraftan İsrail ile Suudi Arabistan arasında İran'a karşı son dönemde başlayan yeni işte bir işbirliği sürecini biliyoruz. Bu arada Katar kendisine uygulanan ablukanın da biraz da ittirmesiyle Pakistan çok ciddi bir şekilde milyarlarca dolarlık yeni yatırımların başlangıcını yaptı. Yani dolayısıyla aslında ittifak ağ içinde bölgenin bütün bu gidişatına baktığımızda sadece hani Keşmir üzerinde Hindistan'la Pakistan'ın çatışma içerisinde olduğunu belki tek başına söyleyemeyiz. Aynı zamanda Hindistan'la Pakistan'ı destekleyen ülkeler, onların müttefikleri ve hepsinin aslında işin içerisinde olduğu bölgesel bir satrançtan da söz edebiliriz. Genelde Orta Doğu bölgesi hep böyle bütün karmaşaların merkezi gibi ifade edilir ama özellikle Hindistan, Keşmir özelinde Hindistan ve Pakistan'ın içinde bulunduğu daha belki de büyük bir satranç tahtasından da söz etmemiz mümkün. Tabii nükleer savaşın meydana gelmesi çok zor. Bunlar genelde söylenir. Hani böyle bir nükleer savaş tehlikesi mi kapıda falan gibi. Yani haberciler açısından da oldukça güzel bir başlıktır nükleer savaş ama şimdi dünyanın geldiği nokta itibariyle şu anda hiçbir ülke yani işte Soğuk Savaş dönemindeki gibi Amerika bir tarafta, Rusya bir tarafta iki tane bir kampa ayrılmış değil. Yani çatışmalar, çeşitli böyle mücadeleler gözükse de çok ciddi bir şekilde özellikle ulaşımın ve işte iletişimin ilerlemesiyle beraber sınırlar büyük ölçüde birbirine karışmış durumda dünyada. Hani o yüzden nükleer meselesinin belki bir koz olarak masada durduğunu, işte Pakistan'ın elindeki nükleer gücün çok ciddi bir şekilde Hindistan'ı belki caydırıcı bir güç olarak değerlendirildiğini söylememiz mümkün. Ama bir nükleer savaş, işte yeni bir Hiroşima falan gibi şeyler dünyanın şu andaki gidişatında, şimdiki ortamında tabii çok da gerçekçi gözükmüyor. Sevgili seyirciler, 5N1K önümüzdeki aylarda 20. yılına giriyor. CNN Türk'te tam 20 yıl. Dile kolay. Kolay bir şey değil. Türkiye gibi bir ülkede 20 yıldır aynı kanalda habercilik yapmak, gazetecilik yapmak. Önümüzdeki haftaysa 5N1K'nın çok önemli bir konuğu var. Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş özel bir röportajla 5N1K'da konuğumuz olacak. Pek çok farklı konuyu soracağız kendisine. Beşiktaş'tan ayrılmasından Türk Milli Takımının gelecekteki performansına kadar, futbola nasıl başladığından şu günlerdeki transferleri nasıl gördüğüne kadar pek çok farklı konuyu 5N1K'da Sayın Şenol Güneş'le konuşacağız. Önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.